Merhaba. Bu videoda Charlotte Wells'in ilk yönetmenlik denemesi olan After Sun filmini konuşacağız ve bu filmin tüm sürprizlerini açık eden bir konuşma olacak. O nedenle bu yapımı izlemiş olduğunuzu varsayıyorum. Şayet henüz izlemediyseniz bu bir de var. İzleyin, öyle gelin. E, son derece kapalı bir anlatımı olan, çoğu önemli ayrıntıyı sadece ima eden bir filmle karşı karşıyayız ve bu detayları burada benden öğrenip filmi sonra izlemeniz bence seyir zevkinizi düşürecektir. Şimdi uyarımı da yaptığıma göre artık bu basit görünen ama aslında çok katmanlı olan filmimizin konusuna bakabiliriz. After Sun e, yüzeyde 11 yaşındaki bir kızın 30 yaşındaki o İskoç babasıyla Türkiye'de geçirdiği bir tatili anlatıyor. Kolum e, ilgili bir baba ve kızıyla da güzel bir iletişimi var ama ekonomik anlamda zorlandığı daha ilk sahnelerden anlaşılıyor. Kaldıkları Bence kötü bir otel zaten yarısı tadilatta ve personel sayısında da anlaşılan eksiklik var. E, Tabi e, yurt dışı tatili kulağa çok masraflı geliyor olabilir ama 90'lı yıllarda dahi İngilizler işsizlik sigortalarıyla bile Türkiye'de 2 hafta tatil yapabiliyorlardı. E, bu nedenle şimdi böyle 30'lu yaşların sonunda olan hemen her İngiliz'in illaki çocukluğundan kalma bir Türkiye anısı var. Zaten bu anı işi çok önemli çünkü film ilk karelerinden itibaren bu tatilin geçmişte kalmış bir anı olduğunu hissettiriyor. Aslında film böyle hayal mi gerçek mi henüz anlamlandıramadığımız bir rave partisiyle açılıyor. Artık 30'lu yaşlarda olan Sophie hiç yaşlanmamış babasını dans ederken izliyor. Babası hiç yaşlanmamış çünkü Türkiye tatilinin sonunda kendini öldürmüş. Film bize bunu açık açık söylemese de bu olayın ipuçlarıyla dolu. Bu açılış sahnesini çok dikkatli dinlerseniz bir bebek ağlaması duyuyorsunuz. Bu artık Sophie'nin de bir anne olduğunun işareti ve bence o da tıpkı babası gibi bir ruhsal bunalım yaşamakta ve zaten tüm film Sophie'nin bir tatil videosu yardımıyla Babasının ondan saklamaya çalıştığı dertlerinin izini sürmesini anlatıyor. Film geçmişe üç şekilde bakıyor. İlki güvenilirliği tartışmasız olan kamera kayıtları. Bunlar ikilinin oldukça mutlu göründüğü klasik tatil görüntüleri. Ee, baba zaten kendisi hakkında konuşulmaya başlanınca kamerayı kapattırıyor. Belli ki bu kasette sadece mutlu anlar kalsın istiyor. İkincisi Sophie'nin bu tatille ilgili hatırladıkları. Bunların gerçekliği oldukça tartışmaya açık ve bence hiç olmamış şeyleri filmin bize yaşanmış gibi aktardığı yerler var. Bu iki yöntem dışında ne Sophie'nin görebildiği ne de kameranın kaydettiği sahneleri de izliyoruz. İşte bunlar da kızın keşke görebilseydim ve engel olabilseydim dediği babasına ait anlar. Sophie aslında o yıllarda da babasının bir derdi olduğunu sezinliyor ama o yaşının verdiği dezavantajla bunun adını koyamıyor ee, Babası geceleri uyuyamıyor, kızından gizli gizli sigara içiyor ve film bize bu detayları çok büyük bir ustalıkla veriyor Yani filmin başlarında biz de aynı Sophie gibi sadece işte bu adamın bir derdi mi var diye düşünüyoruz Belki de yoktur Yani belki otelde yaşanan aksaklık nedeniyle o son çare olarak verilen çekyat yüzünden adamı uyku tutmuyordur Belki kızına kötü örnek olmamak için gizli gizli sigara içiyordur. Yani belki sırf komiklik olsun diye o ninja hareketlerini yapıyordur. Yani mutlu bir tatil yaşamak isteyen bir çocuk babasındaki bu sıkıntıları rahatlıkla göz ardı edebilir. Tıpkı bu tatlı baba kıza ısınan izleyicinin safça e, onların başına kötü bir şey gelmemesini dilemesi gibi. Ama bu ipuçları biriktikçe bunun mutlu sonla bitecek bir film olmayacağını da yavaş yavaş kavramaya başlıyoruz. Sophie'nin annesiyle telefonda konuşurken baban nasıl sorusuna böyle biraz duraksadıktan sonra o iyi demesi gibi. Bu arada dikkat ettiyseniz kolum telefonu alır almaz beni mi kontrol ediyorsun diye soruyor. Yani belli ki Sophie henüz anlamamış ama yetişkinler kolum için çoktan endişelenmeye başlamışlar bile. Boşandığı karısına hala senin adına çok mutlu oldum diyebildiğine ve telefonu seni seviyorum diyerek kapatabildiğine göre öyle kanlı bıçaklı falan ayrılmamışlar. Ee, hala arkadaşlar. Yani en azından eski eşi adama destek olmaya çalışıyor gibi. Bu arada film Kolum'un derdinin ne olduğunu asla tam olarak açıklamıyor. Açıklamıyor çünkü bu soruların cevabı filmin anlatıcısı olan Sophie'de de yok. Biz de tıpkı onun gibi 20 yıl önceki bu tatili hatırlayıp oradaki ipuçlarını toplamaya çalışıyoruz. E, bu arada tatil köyünde hiç Türk olmaması da kimsenin Türkçe konuşmaması da size garip gelmiş olabilir. Ama Güney sahillerimiz sadece İngilizleri ağırlayan böyle tatil köyleriyle doluydu. E, zaten dikkat ettiyseniz her yerde Türk ve İngiliz bayrakları yan yana asılıydı. Kolon e, ve Sofi böyle baba oldan çok abi kardeş gibiler hatta insanlar aralarındaki yaş. ...farkı çok az olduğundan onları kardeş zannediyor. Bu Sophie için iyi bir şey çünkü tatil köyünde çok az yaşıtı var. Çevresindekiler ya çok küçük ya da ondan yaşça büyük. İşte arada o büyük çocukların öpüşüp koklaşmalarını görüyor... ...ya da birbirlerine gizli gizli anlattıkları çapkınlık maceralarına kulak misafiri oluyor. After Sun'ın bir büyüme sancısı filmi gibi görünmesine yol açan sahneler bunlar... Yani aslında bu filme bir coming of age öyküsü demenin hiçbir sakıncası yok ama e, bu janra Türkçe bir isim uyduramamış olmak bence biraz sakıncalı. Çocukluktan yetişkinliğe geçiş sürecini anlatan bu alt türe düzgün bir Türkçe karşılık bulamadığım için ben Büyüme sancısı diyorum da işte bu filmlerin hepsi sancılı olmuyor bazıları çok eğlenceli ama şimdilik bununla idare edelim. Neyse dediğim gibi film yüzeyde bir tatili anlatıyor ama derinlere indikçe karanlıklaşıyor. Dileyen bu filme doğum günlerinde heyecanlanan Sophie gibi de yaklaşabilir ama bence After Sun yolun sonuna geldiğinin farkında olduğundan bu kutlamaları önemsemeyen kolumun öyküsü. Filmin başlarında bu adamın kolunda bir alçı var. E, tatil öncesi yaşadığı bir kaza sonucu bileğini kırmış. E, bu aslında onun ruhen yaralı olmasının bir işareti gibi. Özellikle o alçıyı kızına fark ettirmeden çıkartmaya çalıştığı sahne harika çekilmiş. Yani Sophie o hep istediği sarı renkli duvarlarla çevrili bir odada ama babası koyu bir mavilikte ona fark ettirmeden büyük acılar çekiyor. Bu kare zaten filmin özeti gibi. Kolum e, ve kızı bir dalış turuna çıkıyor ve Sophie burada maskesini denize düşürüyor. E, babası maskeyi yakalamaya çalışıyor ama başaramıyor. E, kişisel gelişim kitapları ve taichi ile hayata tutunmaya çabalamasının bir metaforu gibi. Böyle ne kadar uğraşsa da maske ellerinden kayıp gidiyor film bu noktadan sonra verdiği ipuçlarının sayısını giderek arttırıyor. Kolum e, dalış rehberi yaptığı konuşma sırasında asla 40 yaşlarına geleceğini düşünmediğini ve 30'a nasıl ulaştığına da hayret ettiğini söylüyor. Bunu söyler söylemez de kadrajdan böyle yavaş yavaş çıkıyor ve biz puslu bir gökyüzüne bakarken buluyoruz kendimizi. Ardından Sophie kameraya işte sertifikası olmadığı halde babasının dalışa gittiğini falan söylüyor. E sonrasında kamerasını denize doğru çeviriyor ve defalarca hoşça kal diyor. Bu vedanın o hayali izleyicilere edildiğini falan düşünebilirsiniz ama hemen sonrasında yine o rave sahnesindeki kareleri görüyoruz. Yanıp sönen ışıklar içerisinde artık bir yetişkin olan Sophie uzaklarda dans eden babasını görmeye çalışıyor ama kolun bir görünüp bir kayboluyor. Bunu takip eden sahnede de böyle umarsızca bir otobüsün önüne atlıyor. Otobüs fren yapıp kornaya basıyor ama kolum buna aldırış dahi etmiyor. O sırada ekranda kocaman bir Game Over yazısı beliriyor. Bu sonuncusu biraz fazla açık bir gönderme olmuş ama filmi ilk kez izlediğimizde bu detayı kaçırmak çok normal. Kolumun o Türk halısına o kadar kafayı takmasının nedeni de Bence biraz karışık. Yani belki hala istediği şeyleri satın alma gücü olduğunu ispatlamaya çalışıyordu. Belki halının dokusunun verdiği o terapi yerine geçen huzura çok ihtiyacı vardı. Ama belki de kızına bu tatilden bir anı bırakmak istiyordu. E, filmin ilerleyen sahnelerinde aynı halıyı artık bebeğinin ağlamasına uyanan Sophie'nin odasında göreceğiz çünkü yani sebebi ne olursa olsun bu harcadığı ekstra 850 pound e, ekonomik anlamda dibe vurmasına neden olmuş. Yerden izmarit toplamaya başladığına göre sigara alacak kadar parası dahi kalmamış. E, yönetmenin yaptığı en yaratıcı işlerden biri e, kahramanlarımızı doğrudan göstermek yerine bize onların yansımalarını izlettiği kareler bence. Kolum e, Belli ki çok kötü bir çocukluk geçirmiş. Sophie ona 11. yaş gününü sorduğunda yüzü hemen asılıyor ve kamerayı kapattırıyor. Sophie o zaman ben de beynimdeki küçük kameraya kaydederim diyor ve biz bütün sahneyi kapalı bir televizyonun camındaki yansıma olarak görüyoruz. Filmin geçmişi birden fazla hatırlama yöntemi kullandığını söylemiştim. İşte bu sahne tamamen Sophie'nin beynindeki o küçük kameraya kaydettikleri. Zaten bence film sonlara doğru epey sürreal bir anlatıma kayıyor. E artık nadiren kamera kayıtlarını görüyoruz. Kolum Sophie'ye de eşlik etmeyince bizim ufaklık buna epey ...epey bozuluyor ve babası dilersen şarkı söyleme konusunda sana ders aldırabiliriz dediğinde... ...paranın yetmeyeceği konularda bana söz verip durma diye onu bozuyor. E, bu kolum üzerinde ciddi bir yıkıma yol açıyor. E, sonrasında gördüğümüz sahnelerin ben kronolojik ilerlediğine pek ihtimal vermiyorum. Öyleyse bile gelecekte yaşananların bir provası gibi. E, mesela etrafta anlamsızca dolaştıktan sonra kolum kapkaranlık sulara doğru dalıp kayboluyor daha sonra onu yatağında çırılçıplak uyurken buluyoruz ama dediğim gibi o denizden hiç çıkmamış olabilir. Yani o sahneler Sofi'yi uçağa bindirdikten sonra yaşanmış sanki. Hatta bence o halıyı satın aldığı sahneler falan da hep Sofi gittikten sonra şahit olmadığı için Sophie'nin babasının neler yaptığını hatırlamasına zaten olanak yok. Tahminlerini araya serpiştirip boşlukları doldurmaya çalışıyor. Ee, üstelik hemen sonrasında gelen sahne bunu doğrular nitelikte. Ee, Sophie babası için tüm gruba doğum günü şarkısı söylettikten sonra e, kolumu bir otel odasında hüngür hüngür ağlarken buluyoruz. Bu kızıyla kaldığı otel değil ama yani o odanın duvarları sarıydı, bundaki mavi. Yerde de "Sophie, seni çok seviyorum. Bunu asla unutma." yazan ve intihar notu olduğu çok açık bir kartpostal var. Şimdi kalbinizi kırmak istemem ama bence o son dans sahnesi de hiç yaşanmadı. Sophie babasının karaoke'de ona eşlik etmemesine çok bozulmuştu ve onunla dans etmeyerek ...biraz intikam almak istedi... ...bu sahnedeki paralel kurguyu böyle bir iki defa izler... ...ve aralarındaki itiş kakışa dikkat ederseniz... ...yetişkin Sophie'nin babasının elinden kayıp gitmesine verdiği... ...tepkileri falan da görebilirsiniz... ...hayal ettiği o dans babasıyla yaşayamadıklarının bir simgesi... ...sanki elinden bir şey gelebilirmiş... ...o küçücük yaşında depresyonla boğuşan bir adamı iyileştirebilirmiş gibi... ...vicdan azabı çekiyor... Bence pişmanlıklarının arasında o gece babasıyla dans etmemekte var. Bu son dansları olabilirmiş ama olmamış. Sanırım burada hemen filmin müziklerine de bir parantez açmak lazım. O Blur'dan dinlediğimiz Tender'daki iyileştir beni yakarışları ya da Under Pressure'daki bu son dansımız sözleri bilinçli seçilmiş ve filmin tonuna gayet uyan ifadeler. Bir de biz o giderek belirginleşen polaroid resme bakarken fonda çalan bir gamsız hayat var. Yani nasıl da güzel gitmiş bu filme. E, çok mu dertsiz duruyorum uzaktan bakınca, çok mu kalender sandığınız dert anlatmayınca dizeleri kolum için özel yazılmış sanki. Film e, 360 derece dönen bir kamera hareketiyle önce 11 yaşındaki Sophie'yi yaşlanmış haline... Sonra da onu havaalanında uğurlayıp o rave partisine doğru yitip giden babasına bağlıyor. Bu filmde defalarca gördüğümüz harika kamera kullanımı ve kadraj seçimlerinden sadece biri. Bir diğeri Sofya ve babasının erkekler, partiler ve uşturucular hakkında konuştuğu karede vardı. Yanlarında değildik. Denizin ortasında özel bir konu konuşulurken onları yalnız bırakmış gibiydik. Filmde bunlar gibi daha pek çok özenle seçilmiş kamera hareketi ve plan boyu var çiçeği burnunda yönetmenler işte bu işlere çok önem veriyorlar. Charlotte Wells genç ve yetenekli bir yönetmen. Bu ilk uzun metraj filmi ama yine After sana benzer temaları işleyen Tuesday adlı kısasına da mutlaka bir bakmanızı öneririm. Linkini açıklamalar bölümüne koyacağım. Filme dönecek olursak hayatı simgeleyen suyun kullanımı da gayet hoştu. Sophie daha 11 yaşında olduğundan geleceğe böyle umutla bakıyor. Onun içinde yüzdüğü su berrak ve özellikle gençlerin suda oynaşmalarını izlediği sahnedeki gülüşü içimizi ısıtıyor. Oysa kolum hayattan umudunu kesmiş. Kızına o sen daha çok gençsin önünde her şeyi yapabileceğin uzun bir hayat var derken yüzünde hem sevinç hem de böyle bir parça kıskançlık var. İşte bu nedenle onun yüzdüğü su gece gibi kapkaranlık. Aynı ayrım sarı ve mavi kullanımında da var. Sophie sarı rengini çok seviyor çünkü bu renk günün ilk saatleri gibi sıcacık ve hayat ona her istediğini verebilecek o sarı bileklik gibi imkanlarla dolu. Hayattan soğumuş kolumun rengi ise koyu mavi çünkü onun dünyasında güneş artık batmaya başlamış ve güneşten sonrası da kopkoyu bir karanlık. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.